Herkese merhaba. Yahu, bu kanalı kurduğum günden beri benden en çok istenen 3 tane yemek varsa bir tanesi işte bu. Çiğ köfte. Söz verdim, söz verdiğim için de yapacağım. Şimdi, ben bir şey yapmadan önce araştırırım. Bu çiğ köfteyi insanlar evinde neden yapmıyorlar? Bunun 2 tane sebebi var. Birincisi, çok fazla çiğ köfteci var. Ve artık çok ulaşılabilir, çok da pahalı değil. İkincisi ve yanlış olan da şu, insanlar çok fazla çiğ köfte yapıyorlar. Gidiyor, adam alıyor 1 kilo bulguru, harala gürele, canı çıkıyor zaten. Ya bir daha yapsana, ya yok diyor ya, aman. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Biz işin kurnazlığını kaçacağız. Biz tam böyle 2 tane o küçük normal su bardakları var ya, 2 su bardağından esmer bulgur, bakın küçük, şöyle simit diyorlar buna, simit. Şimdi siyah niye kullanıyorum? Çünkü siyah daha az şişer, sarı daha çok şişer. Şimdi onu şöyle döktüm. Bakın, bazı teknikler vereceğim size. Onun üzerinden giderseniz işiniz kolay olur. Şimdi bende bir domates sosu var. Siz domates rendesiyle de yapabilirsiniz. 1,5 kaşık diyebilirim. Biber ve domates salçam var. Şöyle bol isotum var. Geri kalanı zaten beraber yapacağız. Dakikalar içerisinde. Şimdi soğanı böyle ince ince. Bunun esprisi şudur. Ayda yılda bir yaparsın, yorulursun kardeşim. Ama değer, yerken keyif alırsın. Şimdi bu olay öyle bir şeydir ki çiğ köftenin tarihi Hazreti İbrahim zamanında Nemrut Hazreti İbrahim'i yakmak için odunları toplatmış yani. Ateş yakmak yasak. O dönemde bulunmuş bu hadise. Yani ateş yakmadan eti döverek, işte bulguru baharatlarla döverek yapılan bir yemek bu. Dolayısıyla bir emek lazım. Bunları hepsini bir yere topla, langırlığım öyle değil. Yoğuracaksın, elinin sıcağını vereceksin. Beslerin hafif nemli olsun. Karşıda duvara da dayansın, gitmesin. Bu isotu serin. İsot biraz çok olsun. Ya buna bu tadı bu veriyor, bu güneşte yanmış ya. O hani ette de tütsü olur. Onun gibi bir şey bu yani. Salçayı koyalım. Şimdi şu domates sosunu koyalım. Soğanları koyalım. Dediğim gibi ben bunu şey yapmadım. Bildiğimden yapmıyorum. Ama video izledim birkaç tane. Orada şunu gördüm ki izledim. Önce şurayı bir karıştıralım. Sonra bakın, burada önemli olan şey şu. Yemek yapmayı bilen adam izlediği şeyin doğru mantığını çözer. Ve suyla da ıslatılabilir ama değil. Bakın, bunu birden karıştırmayın. Yavaş yavaş. Şöyle bak. O zaman ne oluyor biliyor musun? Tam homojen olarak karışıyor. Ya olaya hakim gidiyorsun. Şimdi bu keyif işi. Şöyle bütün hepsini karıştırdın değil mi? Acele etme. Şimdi, çiğ köftede durum şudur. Çiğ köftede kendine çekeceksin. Toplayacaksın. Şöyle bak. Bak. Gördün mü? Yani iki eli şöyle koyup böyle bastıracaksın. O şuralarını da ezeceksin. Gördün mü? Yahut tek elle yapacaksan da bir elinde tutup altta yerde ezeceksin, yerde. Ne kadar sürecek bu?
Valla ben çiğ köftenin böyle çamur gibi olmasını pek de sevmem. O yüzden azıcık çiğ köfte dişe gelecek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunu böyle 5 dakika, 10 dakika iyidir bunun için. Şimdi çiğ köfteniz belli bir kıvama geldi. Ne yapacağız? Bundan sonra baharat ekleyelim. Baharatla da beraber pişsin. Şimdi kimyon. Kimyonu biraz rahat kullanın buna. Şöyle 2 çay kaşığı olsun. Karabiber az olsun. Çok değil. Yani o da 1 çay kaşığı kadar olsun. Bu baba yiğiti, kırmızı toz biberi koyabilirsiniz. Tamam, artık son tura girebiliriz artık. Buna biraz da şöyle tuz atın. Şimdi köftemizi yoğurmaya devam ediyoruz. Ne oldu? Malzemelerle karıştı. Şimdi arada bir şöyle elimize bir su alalım. Eldiven nerede? Eldiven. Eldiven o dışarıda satılanlarda. O dışarıda satılanlarda. Ben bu eldiven takacaksam yapar mıyım ya? He? Yapmam. Yapmam ben. Ben balık ayıklarken eldiven takmıyorum da. Bu canım şeyde takar mıyım eldiven be? He? Vay 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 vay. Aldı. Güzel oldu. Bak. Bu işin sırrı isotun iyi olacak. Bulgurun iyi olacak. Gerisi kolay. Gerisi kolay abi. Çok iyi bir isotum var. Diyarbakır'dan Kazım kardeşim getirmişti isotumu. Gerçekten çok iyiydi. Neticede o yüzden güzel olacak. Eminim. Vallahi var ya, yoruldum ama değdi yani. Bak, şimdi ne geldi sırada? Bakın ne koymamıştık? Yağ koymadık ya. Yağı bilerek koymadık ki. Çünkü yağ bunu hemen baydırmasın diye. O yüzden şöyle göz kararı bir yağ koydum. Eğer isterse tekrar ekleyeceğim. Sonradan koyulan yağ hem bunu parlatır. Belli bir kıvam verdik. Yağla da yoğurduk. Tabii biz de yorulduk. Şöyle topladım. Bunun üstünü şöyle bir kapla kapattım. Böyle beklesin bu. 2 saat bir kendine gelsin. Bir o bulgur iyice o içerideki suyu nemi çeksin. Bir rahatlasın. Ondan sonra bununla işimiz var. Bakalım. O mu bizi yiyecek, biz mi onu? Hadi bakalım. Ertuğrul Ülger, Melike Kaya, İbrahim Özkaracan, Amasya'dan Buğra Dalyan, Sadık Aydın, Ali Mustafa Kanal, Polis Yasin, Avukat Murat, Mert Yılmaz Tuna ve Ankara'dan benim güzel kardeşim Furkan Gök için yaptım. Ya, ya çok çok istendi. Hiç de iddialı değilim. Bakalım ben nasıl yapmışım. Çok samimi olarak konuşacağım. Müsaadenizle tadına bakayım. Keçinin olmadığı yerde koyuna Abdurrahman Çelebi derlermiş. Benim çiğ köftede o misal. Hayatımda yediğim en güzel çiğ köfte değil bu. Çok çok daha iyilerini yedim. Ama becermişim. Güzel olmuş yani gerçekten. Değmiş, emeğimize değmiş. Elime sağlık. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin.
Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.